Her Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Ararat Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlarda yosunlaşma meydana geldi. 2021'den itibaren Arsak'taki tüm sağlık sistemi ücretsiz olacak. Cavak'ın Goman Köyü içme suyuna kavuşacak. Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayi Karpunyan, Arsak'a taşınmak isteyen Lübnan Ermeni ailelerinin istihdam süreci devam ediyor. Washington, Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldıracak. Edgar Bagdasaryan'ın ergen adlı filmi Parana Uluslararası Film Festivali programına dahil edildi. Batı Ermenistan'ın Ararat Dağı eteklerinde yer alan milli parktaki sulak alanlarda Yazın etkili olan sıcak hava dolayısıyla su seviyesi düştü. Su seviyesinin düşmesiyle bölgenin yaban hayatı üssü olarak kabul edilen birçok kuş, memeli, sürüngen ve kemirgen hayvanın yaşadığı milli parktaki sulak alanlarda yosunlaşma oluştu. Artsah Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan tarafından ifade edildiğine göre Artsah Cumhuriyeti'nde ücretsiz, yüksek kaliteli, verimli, şeffaf ve erişilebilir bir sağlık sistemine sahip olma alanında bir dizi program halihazırda uygulanmaktadır. Artsak Press muhabirinin bildirdiğine göre Artsak Devlet Başkanı Arayi Kardunyan 1 Ocak 21'den itibaren tüm sağlık sistemi ücretsiz olacak. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Artsak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na 3 rea animobil ve 7 ambulans tahsis etti. Stepanagert Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi ve Komşu Bölge Polikliniği için yarı inşa edilmiş binaların inşaatı tamamlanıyor. Yeni bina doğum hastanesi olarak hizmete açılacak. Özenle yapılan çalışmalar sonucunda hastanenin yıl sonunda açılması planlanıyor. Epidemioloji ve Hijyen Merkezi'nin Şuşi Bölge Şubesi'nin restorasyonuna İsviçreli bir hayırseverin desteğiyle başlandı. Ermencisi tagavarak olan salgının yayılmasını önlemek ve tespit edilen vakalara uygun tıbbi bakım sağlamak için çalışmalar sürüyor dedi. Halkalak Belediyesi'ne bağlı Goman Köyü'nde içme suyu herkese yetmiyor havuz hacmi küçük olduğundan su yer çekimi ile akmıyor. Bunun sonucunda yaklaşık 45 aile içme suyu sorunu yaşıyor. Sorunu çözmek için belediye bu yıl yerel bütçeden 55.991 gel tahsis etti. Belediye başkanının Goman köyündeki temsilcisi Vahye Mofsisyan'a göre rezervardan çok daha yüksek olan Olaverdi köyünden 15 aile ve Arakva köyünden yaklaşık 30 aile doğrudan içme suyundan mahrum su oraya kendiliğinden akmadığı için pompalar kullanılıyor ve pompalar çoğu zaman bozuluyor. İnsanlar sürekli bundan şikayetçi. Belediye Başkanı'nın Goman Köyü'ndeki temsilcisi Mofsisyan'a göre 2019 yılında yerel sakinler köye yardım programı çerçevesinde tahsis edilen 16 bin gel ile bir sarnıç inşa ettiler. Ancak bu içme suyu sorununu çözmedi. 27 Ağustos'ta Halkalak Belediyesi Goman'da havuz yapımı için ihale açtı. Başvurular için son tarih 9 Eylül. İnşaat ihalenin ardından başlayacak. Artsakh muhabiri tarafından bildirilen ve Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aray Karutunyan'ın hükümet kabul binasında düzenlediği basın toplantısında ifade ettiğine göre 2 Eylül'de başkanlık kararnamesiyle Beyrut'taki trajediyle bağlantılı olarak Lübnan'daki Ermeni cemaatine mali yardım sağlama sürecini organize ve koordine etmek için bir çalışma grubu oluşturuldu. Artsakh Devlet Başkanı Aray Karutunyan özellikle şunları belirtti. Artsa hükümeti tarafından Lübnanlı Ermeni yurttaşlarımızı desteklemek için 35 milyon Ermeni dramı transfer edildi. Artsa halkından Lübnanlı adlı insanı yardım Beyrut'a ulaştı. Bu destek gıda şeklinde oldu ve bunun gelişimini Artsa Cumhuriyeti hükümeti gerçekleştirdi. Artsa'ya taşınmak isteyen bazı Lübnanlı Ermeni ailelerin barınma ve istihdam sağlama süreci devam ediyor. Tüm Ermenilerin ortak vatanının bir parçası olan Artsakh, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan kardeşlerimizi desteklemeye, yurttaşlarımıza olabilince destek olmaya devam edecektir. Washington, Kıbrıs'a silah satışı üzerindeki 30 yıldan fazla süren yas sağı kaldıracak. Bu haberi dün gece Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıkladı ve Washington'un güvenlik alanında Kıbrıs ile işbirliğini derinleştirmek istediğini ekledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı şunları kaydetti: Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki kilit ortağımız olan devlet. Önümüzdeki mali yılda Kıbrıs Cumhuriyeti'ne savunma silahları ve hizmetlerinin satışına getirilen kısıtlamaları kaldıracağız. ABD'nin Kıbrıs'a silah satışına ilişkin kısıtlamalar 1987'den beri yürürlükte bulunuyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne silah ambargosunu uygulamaya koyan Reagan hükümeti bu adımın adanın barışçıl bir şekilde yeniden birleşmesine katkıda bulunacağını umuyordu. Resmi Ankara Amerikan makamlarının kararını eleştirerek Washington'ı bu kararını tekrardan düşünmeye çağırdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ambargonun kaldırılması adadaki güç dengesini bozabilir deniyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Ulusal Sinema Merkezi tarafından bildirildiğine göre, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Sinema Merkezi'nin mali desteğiyle yönetmenliğini Edgar Bagdasaryan'ın gerçekleştirdiği Erkenki Şeratlı film, 4-8 Eylül günleri arasında gerçekleşecek Parana Uluslararası Film Festivali'nin yarışma programına dahil edildi. Erkenki Şeratlı filmin Hindistan Film Festivali'nde en iyi yabancı film seçildiğini hatırlatalım. Senarist Edgar Bagdasarya'nın yönetmenliğini üstlendiği 1 saat 40 dakika süren tarihi dram film dizisi Erken Kişer 3 yıl boyunca yapılan devasa çekimler sonucunda ortaya çıktı. Film çekimleri Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Sinema Merkezi'nin mali desteğiyle gerçekleştirildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şaragan adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Kutu geskorek unematlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.